Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün kısırlık ve tüp bebek tedavilerini konuşacağız. Bir kere kısırlık son günlerde, son yıllarda daha fazla artış göstermeye başladı. Nedir bunun nedeni? Kadınların doğurganlığını etkileyen neler var acaba? Birçok faktör var. Tabii günümüzde infertilitenin kısırlığın oranlarının artmasındaki önemli faktörlerden birisi kadın yaşının, evlenme yaşının ilerlemesi. Hı -hı. Cinsel yola bulaşan enfeksiyon hastalıklarının gittikçe son yıllarda artış göstermesi, obezite, beslenme bozukluğu, stres e, gibi birçok faktör e, daha çok etken bir e, duruma geçmiş olması, bütün bunlar e, kadınların Kısırlı. infertitesinde kısırlığında, erkekler için de gerçi birçok faktör bu saydıklarım geçerli. Bunlar infertite neden olabiliyor. Bir de tabii ki farkındalık. Önceden insanlar bunu bir kaderi gibi algılıyordu. Şimdi artık özellikle tüp bebek tedavisi ülkemizde son yıllarda başarılı bir şekilde uygulanıyor. Yurt dışından birçok hasta bu tedaviyi görmek üzere ülkemizde klinimize başvuruyorlar. Sonuçlarının sosyal hayatta yaşanan hayatta izlenilmesi, bu problemi yaşayan kişilerin bize daha kolay başvurması, problemlerini çözmek için Tüp bebek tedavi programına girmesi gittikçe her geçen gün artmakta. Ama evet. başarı da artıyor ki insanlar bu kadar başvuruyorlar, değil mi? Yani Kesinlikle. başarısız olsa bu kadar başvuru olmaz çünkü bir, bir ton para harcıyor insanlar sonuçta bu iş için emek veriyorlar. İnan Demek... bunun eğitimle çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz bunun eğitimini aldığımız zaman bize dediler ki infertili yani özellikle tüp bebek tedavisinde başarı elde edebilmez için disiplinli teknolojiyi yakından takip ederek bu sonuca elde etmeniz lazım. Yoksa tüp bebek tedavisi özellik arz eder. Siz insanlar isterseniz altın dağıtın. Kimseyi tedavi programına kabul edemezsiniz. Bu bu kadar önemli bir noktadır. Başarının elde edilmesi. Ve başarının elde edilmesi de bizde o kadar net ki kişiler eve giden sağlıklı bebeklerini, kucaklarını aldıklarını Be kucaklarına bebeklerini aldıkları zaman biz gerçek başarıdan söz ediyoruz. Kimleri uyguluyorsunuz? Tüp bebek tedavisini. Tabii, tüp bebek tedavisi infertilikte de genelen en son nokta ve birçok başarıya imza atmasına rağmen her infertilikte problemi yaşayan çiftlere bu tedavi tabii ki önerilmez. Bizim Hı -hı. tüp bebek tedavisini önermemiz için kadınlarda tüplerin tıkalı olması, erkeklerde özellikle sperm sayısının 5 milyonun altında olması veya daha önceden örneğin 3 kez aşılama tedavisi uygulanmış, sonuç alamamış hasta gruplarında biz tüp bebek tedavisini uyguluyoruz. Bunun yanı sıra bir de kadın yaşının ileri olması. Örneğin 40'lı yaşlara yakın bir dönemde evlenme söz konusuysa ve kadın hala doğurganlık özelliklerine sahipse bu zamanda direkt tüp bebek tedavisinden başlanılır. Yani hiç beklemiyor musunuz? Mesela 40 yaşında evlendi hemen tüp bebek mi deneyelim diyorsunuz yoksa bir sene denesin mi tüp bebek? İyi anı, bu da kişiye göre çok değişiyor. Hasta bize 40'lı yaşlarda başvurdu sonda baktık yumurtalarında yumurtaları az sayıda da olduysa gördük. Hormon düzeyleri kritik düzeyde ise maalesef tüp bebek tedavisini önermek doğru bir yaklaşım. Çünkü aşılama tedavileriyle oyalanıldığı zaman ki başarı oranları tüp bebek tedavisiyle karşılaştırıldığında son derece düşük kalıyor. O zaman hastada menopoz sürecinin başladığını görüyoruz. Vakit kaybediliyor. Aynen. Yani, 40 ondan. yaşlarda olup bol yumurtalık rezervlerine sahip, sizin de söylediğiniz gibi bunlarda bir süreç tanınabilir. Dolayısıyla kişiye göre hareket edilmesi doğru bir yaklaşım. Hı, anladım. Şey merak ediyorum, çok güzel bir şey söylediniz. Yani biz plazcayalar da bizde yurt dışından çok hasta geliyor. Ben yani bize soruyorlar hocam ne kadar kalalım biz işte mesela bir burun için vesaire. Sizin için ne kadar kalması gerekiyor Türkiye'de? Tabii de? bizim şöyle bir durumumuz var. Biz tedaviyi mutlaka kadından ve erkekten problem kaynaklansın mutlaka kadın adetinin ikinci ve üçüncü günü tedaviye başlatıyoruz ve tedavi toplam 20 gün sürüyor. Bu süre zarfında hasta ayaktan takip ve tedavi şeklinde kliniğimize 6 ya da 7 kere gidip geliyor. Bunun özellikle 10 gününde kadınlarda yumurta gelişiminin sağlanmasını hedeflediğimiz bir ilaçlarla hazırlanma dönemi var. Bu 10-12 günlük bir döneme içeriyor. Bu dönemde bizim kadında 10 ya da 15 tane yumurta gelişimini sağlamamız gerekir. Bu yumurta gelişimi sağlanıldıktan sonra e, halk arasında çatlatma iğnesi denilen e, ilaç uygulandıktan 36 saat sonra ameliyathane koşullarında ultrason eşliğinde özel bir iğne yardımıyla biz yumurtaları laboratuvar ortamına alıyoruz. Laboratuvar ortamında da yumurtalarla spermlerin döllendirilmesi ve takip süreci 3. günde olabilir 5. günde izledikten sonra en sağlıklı embriyoları anne rahmine transfer ediyoruz. Dolayısıyla toplam 16-17 gün maksimum 20 günlük bir süreç diyoruz. Ee, birçok kişi yurt dışında yaşayan birçok kişi 3 haftalık tatil izinlerini alarak klinimizde bu tedaviye girdiler ve biz e, dünyanın her tarafına bebek gönderdik. Biz 25 yıla yakın bir süredir hizmet hmm. veriyoruz. Bizim Dünyaya getirdiğimiz bebekler artık üniversiteleri bitirdiler. Bizleri ziyarete geliyorlar. Onlar da geliyorlar yakında. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Peki evet. şeyi merak ediyorum ben. Kaç kere deneme yapılabiliyor? Çünkü bazıları şanslı olduğu için mi ilk defada hemen bebek sahibi oluyorlar? Yani bunda şans ne kadar rol oynar ya da kaç kere denenebilir? Biraz da bunlar evet, hakkında. Güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten evet. biz de istiyoruz ki bize başvuran bütün hastalarımız... İlk uygulamada bebeklerini kucaklarına alıp gitsinler. Maddi manevi bir süreç bu. E, fakat e, her hasta da işten yolunda gittiği halde başarılı olamayabiliyor veya e, çok zor hasta gruplarında da ilk uygulamada biz gebeliği elde edebiliyoruz. Bunda e, bizim bir noktaya kadar müdahalemiz söz konusu. Yani biz laboratuvar ortamında yumurta ve sperm hücresine müdahale ediyoruz ve dönenen yumurtaları izliyoruz, bunları transferi. Bundan sonra embriyoyu anne rahmine transfer ettikten sonra bu embriyonun anne rağmenindeki tutunmasını etkileyen yine birçok faktör var. Bunların bir kısmını biz tespit edebiliyoruz, bir kısmını da tespit edemiyoruz. Dolayısıyla tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı en sıkıntılı hasta grupları. E, fakat buna rağmen e, ben kendi tecrübelerimden dayanarak şöyle ifade etmek istiyorum. Örneğin e, Fatoş Badem çifti bize Almanya'dan 15 kere tüp bebek uygulaması yapıp gelmişti. Biz kliniğimizde tabii ki eski uygulamalarını analiz ettiğimizde ileri tekniklerin uygulanmadığını gördük. Kendi yöntemlerimizle tüp bebek tedavisini yaptığımızda sağlıklı bebeklerini kucaklarına verdik. Yani maksimum mesela 15 kere mi 20 kere mi Hayır. kaç kere? Olacak kendi gibi. kliniğimde örneğin biz ileri teknikleri uyguluyoruz. Buna rağmen 4 kere 5 kez uygulama yaptık, netice alamadık. Devam etmek istemiyoruz. Zaten Mikroteste uygulanan hasta grupları özelliklidir. Bunlarda 4'ten 5'ten fazla uygulamayı almanız söz konusu değil. E, o nedenle ne? her hastayı da biz mükerrelerkes tedavileri e, yöneltmiyoruz. Hastayı mutlaka başarılı olsa da olmasa da bilgilendiriyoruz. Bazı hasta gruplarında her şey yolunda gittiği halde sonuç alınmıyorsa hastaya mutlaka bu tedavi uygulamalarını öneriyoruz. E, hmm. Örneğin çünkü ilk uygulamada biz tüp bebek tedavisinde pregenetik tanı tedavilerini her hastaya uygulamıyoruz bu tedavi uygulanabilir veya tekrarlayan tüpürek başarısızlığında bağışıklık aşı tedavileri gündeme gelebilir. Çünkü ilk uygulamada hastaya uygulayamadığımız birçok tekniklerin sonraki uygulamalarda uygulanması gündeme gelebilir. O nedenle hastayı bilinçlendirmek gerekir. Tabii bunların bilgisini de biz hekimlerden alacak. O nedenledir ki hasta gebelik elde edilsin edilmesin. Bizde gebelik elde edildikten sonra takiplerini yaptırsın yaptırmasın. Biz mutlaka hastalarımızı kliniğimize davet edip bundan sonraki süreç hakkında bilgilendiriyoruz. İleri, hmm. Bu ileri teknikler dediğiniz daha onlar nedir? Açabilir miyiz? Evet çok, bu kenar, tüp isimler. bebek başarısızlığı. Mikro dediğimiz şeyler mi yoksa daha farklı şeyler mi? Güzel bir nokta dediğiniz. Çünkü tüp bebek tedavisi gerçekten 1978 yılında tıp alanında uygulamaya girdiğinden günümüze kadar o kadar çok aşama kaydetti ki Son yıllarda bu başarısız tüp bebekler yani tüp bebek uygulamaları üzerinde bağışıklık tedavilerinin çok önemli yeri olduğu görüldü. adını koyamadığımız tüp bebek sonuçlarını elde edemediğimiz gruplar oluyor. Bunlarda lenfosit aşı tedavisi, intravenöz immunglobulin tedavileri veyahut da intravenöz lipid tedavilerini uyguluyoruz. Bunların önemli bir kısmında da gebeliğin tutunmasına yardımcı oluyoruz. Veya anne babada genetik bir problem varsa biz zaten embriyoları genetik analiz yapılmasını öneriyoruz. Fakat anne babanın genetik yapısı normalken embriyolarda dış görünüşte son derece sağlıklıyken gebelik elde edilemiyor. Bu hasta gruplarına da yine embriyoların genetik analizi aldığımızda bazı hasta gruplarında 10-15 tane sağlıklı embriyo gözükürken bir iki tanesinin içerisinde genetik yapısının sağlam olduğunu tespit edip transfer ettiğimizde sonuç elde ettiğimiz hastalar var. Tabi bunlar tüp bebek tedavisine ek bir maliyet getirdiği için hemen her hastaya bu ilk tedavilerde uygulanılmaz ama hasta bize örneğin başvurmuş 10 kere 15 kere tüp bebek tedavisi yaptırmış. Bakıyoruz bunlarda aynı tür tüp bebek tedavisinin yapılması doğru bir yaklaşım değil. Son yıllarda bir de rahim dinlendirme yöntemi gündeme geldi. Şöyle ki tüp bebek tedavisinde yumurtaları topluyoruz, embriyoyu elde ediyoruz. O ay embriyoları anne rahmine yerleştirmiyoruz. Embriyoları dondurma programına alıyoruz. Vücuttaki hormonlar atılıyor. Rahim dinleniyor ve sonraki ilerleyen dönemlerde sadece rahim hazırlama tekniğiyle rahim hazırladıktan sonra embriyoyu anne rahmine yerleştiriyoruz. Bu da önemli bir çözüm noktası oluşturuyor. Embriyo dondurma. Embriyo dondurma. En maksimum ne kadar süre dondurulabiliyor? Ona bir sınır yok. 3 ee, yıllık bir e, izin alıyoruz. Ondan sonrasında tabi hasta bunu izin verdiği sürece uzun yıllar uygulanabilir. Biz kendi klinimizde 10 yıl uygulamasına yani dondurma programında kalıp transferini elde edip gebeliğini gerçekleştirdiğimiz hmm. hastalarımız oldu. O nedenle e, uzun yıllar kalabilir. Bunun 10 bir yıl geç yok. doğuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> aslında doğuyor. <y> <laughs> başlıyorsun ama hayatı başlamıyorsun. İkiz olacak 10 küçük yıl küçük olabilir. 10 yıl aslında insan ömründe çok uzun bir süreç. Gerçekten evet. öyle ya. Yani yıl 70 yıllık, olursa yıllık olursa. bir yaşam e, ortalamasını değerlendirirsek. Evet. Şimdi bir de ben şeyi de söylemek istiyorum. Ee, şimdi endometriozis e, çok kullanılan polikistik over sendromu dedi. Ya yani evet. bizim mesela biz onlara hastalarımızda tüylenmelerle vesaire şeylerle geliyor ama bunlar kısırlığa da neden oluyor diye biliyorum. Tabii. Doğru mu bunlar? Çok yani... doğru bir şey. Çünkü bize başvuran kadın kısırlığındaki iki önemli hastalık bir polikistik over sendromu, ikincisi endometriozis çıkartakisleri. Özellikle polikistik over sendromu ortadoğu coğrafyasında yani bizim ülkemizde yaygın görülen bir hastalık. Biz Hı -hı. sıkça sosyal hayatta kilolu, e, tüylenmesi olan, adet düzensizliği olan hanımlarla karşılaşırız. Bunların önemli bir kısmında da infertilite problemi yaşanır. Bu hast Yalnız Pardon. orada çok özür dilerim. Şöyle araya girebilir miyim? Bir e, bilgi hatırlıyorum ben. Özellikle tüp bebek tedavilerinde polikistik over aslında bir şans deniyor. Çünkü içinde çok fazla yumurta evet. olduğu için bu e, şeyin kistin e, kadında şansı da arttırdığını hatırlıyorum. Doğru mu? Aslında hatırlıyorum. evet. Şöyle tanımlayabilirim. Polikistik over adından anlaşıldığı gibi kistik bir yapı değil. Ultrasonda çok fazla yumurta görülmesinin üzerine ifa, yani itafen verilen bir isim aslında hı hı. zemininde bir kadının yumurtasında olması gerekenden fazla yumurta var bu fazla yumurtanın getirdiği hormon dengesizliği ve bunun neticesinde de yumurtlama probleminin zemininde rol oynadığı infertite sorunu var ee, bu hastalar polik, e, polikistik overli hastalar tüp bebek tedavisinde şanslı hasta grupları çünkü bol yumurta üretimi sağlıyorlar ee, özellikle bir de sonuç elde edilemiyorsa bu hasta gruplarında genetik incelemeler e, embriyoların dondurulması, embriyoların laboratuvar koşullarında 5. güne kadar büyütülüp blastokist aşamasına getirilip ondan sonra anne rahmine transfer edilmesi gibi birçok tekniği rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Şanssız gibi görünüp aslında şans oluyor kadın için yani. Ve ilginçtir İkiniz bu zaman. hastalarda biz inf yani polikistik overli hastalığı tüp bebek tedavisiyle gebeğini elde edildikten sonra Hasta bu gebelik bunlarda aynı zamanda hormon dengesinde bir düzenleme sağlıyor. Sonrasında spontan gebelikler gerçekleşen birçok hasta oldu. Hı hı. 15 yıl, 14 yıl uğraşmış hasta, senelerce tüp bebek tedavisi yapmış. Biz de gebeliğini gerçekleştirdik. Tabi biz hastayı bilinçlendirdik. Bir de kilo vermesine de e, öneride bulunduk. Hasta sonrasında spontan 2-3 tane bebek sahibi oldu. Bunun gibi endometriozis de aynı şekilde. Çikolata kisti dediğimiz e, halk arasında adıyla da bilinen bu rahatsızlık bu da Polikistikoverin tam tersidir. Erken kısırlığa neden olabilir. Yumurtalık rezervlerinin erken tükenmesine neden olur. O nedenle endometriyozide hastaların tanısı konulunca erken dönemde infertilite problemlerini çözmelerini öneride bulunuruz. Ve bunlarda da yine endometriyozide hastalarda gebelik elde edildikten sonra e, asıl tedavinin iyileşmesinde önemli bir katkısı var. Bu tür hastalarımız da çok oldu. Biz gebeğini gerçekleştirdik. Sonrasında şöyle ki, Hasta 36 yaşında bize geldi ve birçok kez tüp bebek uygulaması var. Biz gebeliğini gerçekleştirdik, bir oğlu oldu ve sonrasında ilginçtir hasta 39 yaşında spontan gebeliğini kucağına evet, aldı. Ve Bizde erken, erken de menopoz <laughs> dönemine girdi. Bunlar yaşadığımız çok güzel örnekler. O nedenle endometriyolojik hastalarda eğer tanık olduysa özellikle vakit kaybetmesinler. 35 yaşından sonra yaygın bir e, durum oluşabiliyor karın içerisinde Endometriotik odaklar hızla yayılıyor. Yumurtalık rezervleri tükenebiliyor. Ve 40'lı yaşlara gelmeden erken menopoz olgusu gerçekleşebiliyor bu hastalarda. Çok teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Operatör doktor Seval Taşdemir de konuğumuz. Tüp bebek konusunu konuşuyoruz ama yarım kalan birçok konumuz var. Bunun için önümüzdeki günlerde sizi yeniden davet etmek isteriz. Evet. <laughs> evet, bu konuları biraz daha açıklık ayrıntılı. getirelim gerçekten ayrıntılı. Evet. Bu arada şey gebelik sadece çocuk olmasıyla ilişkili değil aynı zamanda gebe olmuş bir insan gebe kalmış çocuk doğmuş bir insanda yumurtalık kanser riski de azalıyor. Onları evet. da konuşuruz Tabii evet, bir sonraki evet, sonraki bölümde. olarak size soracağız İyi inşallah. İyi ki varsınız. Çok teşekkür, varsan, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.